Sırada dünyadan haber turu var. Santral arızalandı, bir ülke karanlığa gömüldü. Küba'nın ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonları elektriksiz bıraktı. Biz dayanmaya çalışıyoruz bu duruma ama çocuklar, yaşlılar, hastalar için çok daha zor. Başkent Havana ve diğer bazı bölgelere elektrik sağlandı ancak ülkenin %80'i 18 Ekim'den beri karanlıkta yaşıyor. Köprüler şelaleye, yollar nehre döndü. Sel önüne kattığını sürükledi, bazıları canını zor kurtardı. İtalya sel felaketiyle boğuşuyor, Bologna ve Sicilya su altında. Aşırı yağış afetin sınırlarını genişletiyor, 5 bölge için turuncu alarm verildi. Yağışlı havada hız yaptı, yola bakmak yerine telefonuyla ilgilendi, bir de yanına oturan arkadaşına canlı yayın açtırdı. Pervasızlıklar silsilesi fenomene pahalıya patladı. Sosyal medya fenomeni Jack Doherty, 200 bin dolarlık spor arabasıyla bariyerlere girdi. Kendisi ve arkadaşı yaralandı, yüz binlerce dolarlık araçsa perte çıktı. Aman Allah'ım. Buna rağmen hala canlı yayınına devam etmesi ise büyük tepki topladı. Tehlikeli olduğu halde motosiklete çocuklarıyla birlikte 3 kişi bindiler. Bir de üzerine rahat durmuyor diye cezalandırmak için çocuğu yolun ortasında bıraktılar. Anne babanın ihmaller zinciri faciaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet çocuğu ezdi. Feci olay Vietnam'da yaşandı. Motosikletin altında kalan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.